İsmail Bey merhaba. Evet, buyurun. Ya Şahin Ağa dedi ki seni tesbihi icat eden adamın torununun yanına götüreceğim dedi. Estağfurullah, estağfurullah. Bizi buraya getirdi. Sizin dedeleriniz mi icat etti tesbihi? Benim büyük büyük dedem tesbihi bulan adam. Oo! Süpermiş. Şahin Ağa'mız da tesbihi çeken adam. Tesbihi çeken adam, güzel çekiyor tesbihi ama. Tesbihi en iyi çeken vallahi adam. Vallahi güzel çekiyor hakikaten. Hakkı abim, Aydın abim. Şimdi herkes tesbih çekiyor ama ben izliyorum böyle. Evet. Tesbihe eziyet çektiriyorlar. Çok doğru. Şimdi tesbih çekerken kardeşim karını, çoluğunu, çocuğunu, torununu nasıl seviyorsan tesbihi öyle seveceksin. Değil mi? Başka bir şey demiyorum abi. Şimdi İsmail abi bize anlatır mısın bu tesbih olayı nasıl başladı? Ne yapıyorsunuz siz burada? Tesbih olayı bizim burası zaten toptan mağazamız. Tamam. Biz birkaç Avrupa ülkesi, birkaç da Orta Doğu ülkesine hem ihracat yapıyoruz. Hı hı. Bizim hem üretim var, hem bu işin perakende kısmında varız. Hem de artık biliyorsunuz online ticaret bu işin olmazsa olmazı. Peki kaç çeşit ürününüz var sizin? Neler yap? Kehri var mı var? Ne şimdi var? Şimdi bu işte sınır yok. Bu işin sonu da yok. Bu iş istediğin kadar çoğaltabilirsin bu işi. Büyütebilirsin. Seçeneği, diyorsun. Çeşidi sonsuza kadar çoğaltabilirsin. Peki birkaç örnek görebilir miyiz şöyle özel tesbihlerden? En özel tesbihimiz burada zaten. Vermiyor o tesbihi. Vermiyor o tesbihi ya. Ben burada boynu bükük kaldım ya. Tamam sadece bakmak için de mi vermiyorsun bu tesbihi? Bakmak için başta besmele çekiyorsun. Önce. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şahin ağa serimiz. Evet. Güzel ama. Tamam çekebiliyor muyum? Onu herkes çekemez işte. Ben onu anlatmaya çalıştım biraz önce. Öyle tesbihe, kardeşim kasketi takmayın anlamıyor. Tesbihe eğer böyle şapkayı takmayın ağ olmaz. Böyle her rastgele tesbih çekmeyin de ağ olmaz. Biraz önce söylemiştim ben size. Tesbihe eziyet çektirmeyeceksin. Ama ben eziyet çektirmedim. Gayet severek çekiyorum şu anda. Bak. Vallahi yani bak. Eziyet mi çekiyorum ben şu anda? Yok şu anda böyle iyi tamam. Ağam bir de sen yani. Çeker misin bu tesbihi? Buyur ağam bir de sen çek bakalım. Bak şimdi tesbihin akışına bakar mısın? Nasıl değişiyor? Bu iş sana yakışır abi. İnşallah bir gün siz kendinize yakışır. İnşallah. Görelim sizin de tesbihi o zaman. Bak ya. Güzelmiş. Bu nedir efendim? Oltu mu? Ben özellikle tesbihte kuka her zaman benim için yeri ayrıdır. Ben ayrıdır. Bunu her zaman söylerim, her zaman dile getiririm. Özellikle böyle özel çalışılmış özel ustalarımızın el yapımı. Tabii ki el yapımı. Özel kalem çalışması, çok güzel oyma işçiliği. Burada cam sanatıdır belki bilenler bilirler. Çeşmi Bülbül. Çeşmi Bülbül. Çeşmi Bülbül evet. Burada hem onu işlemiş hem burada Osmanlı'dan bir esinti var burada. Ne diyoruz? Zanaatın kirli eli insanların medeniyetidir. Çok güzel bir söz. Sağ olun ağam. Ağam yine ağlarını gösterdi. İsmail Ustam teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Kendinize iyi bakın efendim. Biz gezmeye devam ediyoruz. Ahmet Diyapoğlu Adana'da yine yollarda. Efendim merhaba. Şu anda Adana'nın simgelerinden biri olan Büyük Saat'in önündeyiz. Yanımda da Hakkı abimiz var. Hakkı abim bize tarihini anlatır mısın Büyük Saat'in? Eyvallah kardeşim. 1881 yılında Adana Valisi Ziya Paşa tarafından yapımına başlanmış. Yine 1882 yılında Adana Valisi Abidin Paşa tarafından tamamlanmıştır. 32 metre yüksekliğindedir. Hı hı. Adana'nın Taşköprü'den sonra en önemli turizm sembollerinden biridir. Şimdi çan çaldı sanki. O saat başlarında mı çalıyor? Evet, bunun ilk yapıldığı tarihlerde devlet kamu dairelerindeki mesailer bu gong sesiyle işte ona göre oluyormuş. Ahmet Diyapoğlu Adana'da Adana ağalarıyla birlikte gezmeye devam ediyoruz. Yollardayız efendim. Hadi devam. Hadi.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.